Fenomen çocuk diyordu ya bana hep. Senin kafan iyi, kafan iyi. Ne güzel senin kafan güzel. Çok güzel kafan senin diyordu bana. Ben de dedim, çok seviniyordum benim kafam yakışıklı diye. Ben yakışıklı kafam diye. Çok yakışıklısın hem de. Ma. Ma. Baba. Kocaman bir zaman geçti. Niye sen o çocuğa söylemedin benim babam olduğunu? Hı? Niye sakladın beni? Hmm. Aslında ben seni saklamadım ki Zeyno, ben kendimi sakladım ben. Link. Hani beni sen lisedeydin ya, bir tane bir çocuk vardı seninle konuşmak istiyordu, hani yaramaz bir çocuk. Ama sen de konuşmak istiyordun. Sonra konuştunuz siz, ben biliyorum, ben gördüm çünkü. Ama sonra çocuk beni tanıdı ya, ben babanım diye o görünce bir daha seninle konuşmamıştı ki. O zaman ben sen çok utandın diye. Çok ben de utanmıştım, utanmıyorsun sen diye. Utandım. Ama senden değil. Kimden? Babacığım, hiç senden utanır mıyım ben? Ben dün o çocuktan utandım. Bugün de Ozan'dan utandım. Kim o küçücük dünyası da senin kocaman dünyanı anlamıyorsa, ben ondan utandım. Ben senden bir kerecik bile utanmadım. Bir kerecik mi? Yürebilir mi? Bir kerecik. Yarım tane. Yarım da değil. Pirinç. Hiçbir. Bol bol. Bir kerecik bile. Bir kerecik bile. Ne ne? Teşekkür ederim. İyi ki benim kızımsın sen. İyi ki sen de benim babamsın. Ama benim en iyi dostumsun. Sen de benim. Biliyorum. Fevzi yapma, kurban olayım. Fevzi! Kes sesini, kes! Kes sesini. Lan git sen de. Fevzi Allah aşkına kurban olayım, yapma. Yapma, gözünü seveyim. Fevzi kurban olayım. Bundan sonra aha böyle. Al! Yapma Allah aşkına, kurban olayım. Lan! Lan sen benim paramla gittiği kendine ayakkabı aldın lan! Hırsız! Fevzi! O paraya kim ne yaptı bilmiyorum ama ben o paranın ne parası olduğunu çok iyi biliyorum. Sen zaten o paranın hayrını göremezdin. Ne parasıymış bu Zeyno? Hadi, 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 hadi. Deliğinize hadi, hadi. Bir de kafa tutuyor. Görseydik hep birlikte görecektik onun hayrını. Sadece benim oğlum mu görecekti kendini? Hiç. Ya anne, bunlar iyilikten anlamaz. Bunlar insan değil. İnsan olan iyilikten anlar be. Ulan bana bak, o parayı getireceksiniz. Getiremezseniz bu eve giremezsiniz. Ta başında insan olmayaydım da sizi o kömürlükte yatıraydım ama kabahat bende. İnsanız arasını satayım. Puh! Geç hadi, geç. Allah aşkına. Ulan sen de zırvalayıp durma, kes sesini. Bak, bu böyle olmaz. Oturup bir konuşalım. Onları kömürlüğe nasıl kapatırız ya? O hasta olurlar orada. Rutubet kokuyor orası. Lan kokarsa koksun. Bana ne? Benim derdim mi ya? Onlar düşeceğim. Olur bunları. Ben mi düşeceğim? Thank you.
Zeynep. Hı? Biz burayı çok güzel yaparız. Sen üzülme, ne olursun, tamam mı? Yaparız, değil mi? Tabii yaparız. Baba sözü. Tamam. Nasıl yapalım ki? Ah. Bak ne buldum. Çilling. Çok güzel. Ben bunu tahmin ederim. Nereden başlayalım baba? Ya üzülme ya. En azından Fevzi yok. Evet, en azından Fevzi yok. Çok güzel. Bak oldu işte. Oldu baba. Hadi yatalım. İyi bir çocuk. Bak. Altın ayakkabı. Maradona'nın da var. Altın krampon. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Zeyno, üşümüyor musun değil mi? Hiç üşümüyorum. Bunu vereyim mi? Hiç üşümüyorum. Ben de üşümüyorum. İnsanlar da var. Ben de seni özledim. Ben yokken minik minik yavruların olmuş senin. Seni gidi 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 seni. Ben döndüm, kurtuldum ben ama biliyor musun Star Çiçeği? Çok üzgünüm ama çok üzgünüm gezen adam. Gezen adam kaldı orada dumanların içinde biliyor musun? Ben uyurken, ben rüya görürken o gitmiş, annemin yanına gitmiş. Ben bir de bir rüya gördüm. Bir rüyada ben normal bir adamdım biliyor musun? Ne kadar güzel bir şeymiş normal olmak var ya. Var ya çok dost normaldim var ya. Öyle öyle güzel bir şeydi ki. Bir de ki meleği gördüm, meleği. Aynen gezmede gördüğüm gibiydi biliyor musun Star Çiçeği. Bir de ben var ya nasıldım biliyor musun? Normal adamdım ya böyle. Bak Kadir abi, Kadir abi tanıştırayım. Star Çiçeği Kadir abi, Kadir abi Star Çiçeği. Türkan abla da orada. Cüret Tarkın gibi olmuştum ben böyle. Melek o kadar güzeldi ki ya. Ne kadar güzel bir çiçeksin sen. Çok güzel. Çiçeklerle konuştukça güzelleşiyorlarmış. Sana öyle tabak getirdim babacığım. Zeyno. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey ben buldum. Kendi kendime bulabildim yani. Aslında ben normal olsaydım var ya. Normal bir adam olabilseydim ben. Var ya, annen bizi bırakıp kaçıp gitmezdi biliyor musun? Gerçekten. Vallahi bak Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın. Ama biz sofrada yalan mı söyledik? Yok baba, olur mu öyle şey? O zaman televizyondakiler yalan söylediler. Çünkü dünyayı gezen adam gezmemiş ki ben. Tam doğruyu söylüyordum, sen durdurdun beni. Bak babacığım, biz seninle ikimiz hiç bilmiyoruz bir şey, tamam mı? Gerçeği sadece Starre Hanım biliyor. Hı hı. Ya o yüzden biz kimseyi üzmeyelim, olur mu? Kimseyi üzmeyelim. Üzmek çok ayıp değil mi? Tamam, kimse üzülmesin, evet. Asla. İnsanlar üzülünce ben de üzülüyorum ama biliyor musun Zeyno? Büyücü kadın çok üzüldü Zeyno.
çok üzüldü var ya, böyle o kadar çok üzüldü ki var ya. Gözlerinden böyle gülür hüngür hüngür, güldür hüngür hüngür yaşlar aktı vallahi. Çok üzüldü çok. O üzülünce biliyor musun ben de çok üzüldüm aslında. Biliyorum baba. Sen zaten kim ağlasa üzülürsün değil mi? Evet üzülürüm. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Böyle tam onun böyle üzüntüsü böyle geldi gözlerinin böyle tam böyle bir yaşının üstüne böyle bindi. Üzüntüler gözünün yaşının üstünden böyle akarken dedim böyle tuttum abrakadabra yaptım. Aldım böyle yumruğun içine aldım üzüntüsünü. Aldım böyle sımsıkı tuttum biliyor musun? Çok güzel yapmışsın. Evet. Ama bir de kime yapmıştım biliyor musun? Annene. Zeyno, annene yaptım çünkü o bir daha hiç üzülmesin, hiç ama hiç üzülmesin diye yapmıştım. O yüzden yapmıştım. Dedene söyleme tamam mı? Kimseye söyleme. Burada içinde bak. Kimseye söyleme. Düğün alışverişini Zeynep'i de götürelim diyorum. Kaçtır İpek'in elbiselerini, eski elbiselerini giy, onu bir süsleyelim. Onu bir giydirelim. Ha? Düğün bu mühim. Ya gelinin babası da çok efendi adam. Karısını kaybetmiş, boy boy çocuklarıyla kalmış ortada. Allah rahmet eylesin anne. Yalnızlık zor tabii. Ne olacak canım? Yalnızlık Allah'a mahsus. Yine gönlüne göre birisini bulur adam. Artık evde gelinlik kızı olduğunu bildiğinden midir nedir? Annem aramış adam. Zaten bu evde tek gelinlik kız sizde ya malum. Bizim evde gelinlik kız mı var? Türkan. Bu çok güzel olmuş. Biraz daha alabilir miyim kısırın? Ye oğlum ye. Maşallah. Afiyet olsun. Ye oğlum. Türkan. Bunu da giydirmek lazım düğüne. Vay. Düğün mü var? Limonata pasta. Limonata pasta. Senin kızın düğününü de görürüz inşallah Kadir abi. Görmeyeceğiz çünkü Zeyno evlenmeyecek. Neden evlenmeyecekmiş senin kızın? Turşusunu mu kuracaksın? Aa, sen Nimet'inkini kurdun ama. Kurdu ama Türkan evet. Kadir. Allah Mevlana sabrı vermiş benim oğluma iyi dayanıyor. Kadir sen aldın alacağını. Hadi git bakayım içeri hadi. Anneciğim, siz onun kusuruna bakmayın, kızmayın da. Malum işte, biliyorsunuz siz onun halini artık. Ya kızmıyorum kızım, kızmıyorum ama üzülüyorum. Sana ayrı üzülüyorum, oğluma ayrı üzülüyorum ama en çok da o Zeynep'e üzülüyorum. Gül gibi kız maşallah. Ama böyle bir babayla bahtını çirkin yazmış Allah. Çirkin kötü bir şey ama o zaman Zeyno
Bahtı çirkin. Bahtı çirkin. Bahtı çirkin. Bahtı çirkin Zeynep Hanım, bahtı çirkin. Ben senin bahtını çirkin mi yaptım Zeyno'm? O ne demek baba? Ama ben istemem ki senin bahtını çirkin yapmak Zeyno'm. İstemem. İstemem. Baba hayır. Hiç istemem. Sen bana hiç kötü bir şey yapmadın ki. Kim söyledi sana bunu? Nereden duydun sen bunu baba? İşte. İstemem. Sen hiç bana kötü bir şey yapmadın ki baba. Yaptım. Yaptım yani. Yani kornum bana yaptı. Ben de sana yaptım. Üzgünüm. İstemedim ki. Baba. Ben istemedim. Bak. Benim bahtım hiç çirkin falan değil. Tamam mı? Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen çok güzelsin. Gerçekten. Gerçekten. Sahi mi? Sahi. Sen bu dünyanın en güzel babasısın. Gerçekten mi? Gerçekten. Bak bak bak. Gerçekten. 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 Saklama baba. Neyi? Şunu. Deden sandım. Çünkü deden babam görürse bunu 62.483 parçaya bölerdi kesin ya. O yüzden sakladım. Haksız mı sence? Ama ben bakmayı seviyorum bazen. Bazen değil de bazenden biraz daha bazen. Sen benden bir şey mi saklıyorsun baba? Ya sen de yani sen de hemen soru veriyorsun derdin ya. Birdenbire hemen sordun ya. Sen o kadını gördün mü? Tamam gördüm. Gördüm. Tamam. Bin kere billahi de gördüm. Gözlerimle, ha bu gözümle gördüm ben. Böyle içim böyle sıkışıyordu, çok kötü pırpır falan oluyordu böyle. Ben sana anlatamıyorum diye bir türlü söylemiyorum. Oh be. Rahatladım şimdi. Gördüm Zeyno. O kadar güzeldi ki. Bir görseydin gerçekten melekler gibiydi.
Böyle saçları falan böyle ipek gibiydi. Ve kremli bir şey gibi işte üstüne. Sonra yürüdü. Yok oldu gitti. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ben Kapalı Çarşı'ya da gidip belki de çadır kurabilirim. Ben hep oraya gideceğim. Ki belki tekrar ben görebilirim. Ben ne yapacağım sen biliyor musun aslında? Seni annenle tanıştırmak istiyorum ben. O kadın benim annem falan değil baba. Deme öyle ya. Öyle deme Zeyno. O senin annen. Ben de babanım. Sen benim babamsın. Sen benim her şeyimsin. Sen öylesin. Ama o... O da melek. O melek benim hiçbir şeyim değil. Tamam mı? Melek benim hiçbir şeyim değil. Annem hiç değil. Baba bak. Biz seninle bu anne meselesini hiç konuşmadık. Yani ben nasıl oldum da oldum bilmiyorum. Onu sadece sen biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Yasak. Yasak evet biliyorum baba. Siz nasıl tanıştınız sormak yasak. Ben nasıl doğdum sormak yasak. Evlenirken hamileymiş. Fotoğrafa bakmak yasak. Ezberi biliyorum artık ben bunları. Peki. Çok üzülüyor musun? Ne? Hiç üzülmüyorum babacığım. Nasıl oluyor? Çünkü bana ne? Melek benim umurumda değil. Çünkü o bizi terk etti. Zeyno. Canım benim. Sen niye yine üzgünsün? Yine bir şeye üzülüyorsun. Şimdi bak yanlış sakın düşünme tamam mı? Ama yani bazen de acaba sen bazı şeylere bazen de fazladan da mı acaba üzülüyorsun ki? Öyle miyim ki acaba baba? Olabilir haklısın. Ama ne oluyor biliyor musun? Bazen benim sana benim söylemek istediğim bazı şeyler olabiliyor ama... söyleyemiyorum ki ben ama sen üzülüyorsun diye. Ne gibi mesela? Ne gibi mesela? Şimdi ne oldu biliyor musun? Kimi geldi biliyor musun? Buldum ben. Ya olmuyor işte. Yine yapamıyorum ben. Söyleyemiyorum ya. Baba acaba dışarıda olanlarla mı ilgili bu Müjgan'la mı? Kadir burada mısın? Buradayım Türkan ben. Kadir sana soracaklarım var. Siz bu Fevzi'yle... Sen Allah Allah adam almış kızını karşısında konuşuyorlar ya. Her şey maydanoz olmasına. Siz devam edin. Hadi sen evet diye. Biz dertleşiyoruz ya bir kere ya. Benim derdim yok ama... Ama senin var Zeyno, ben görüyorum. Yani sütü yere dökmüş kediler gibi duruyorsun ama. Yok baba, vallahi hiç önemli değil, bir şeyim yok. Ha? Ama sen dışarıda büyücüye dedin ki ben Ozan'la ve Doruk'la ben konuşmayacağım dedin. Onlar mı seni üzüyor Zeyno? Allah Allah ya, onlar biri benim ortağım, biri de kankim, seni nasıl üzebilirler ki yani, değil mi? Olur mu hiç öyle şey ya? Senden başka kimse Zeyno'yu düşünmüyor ki baba. Bir tek sen işte. Bir tek sen. Hop orada duralım tamam mı? Dur işte o. Kimse benim Zeyno'mu üzemez ya, üzemez ki. Yine olmadı. Ne olmadı? Hiç. Baba. Zeyno. Uyumadın mı? Sen de uyumamışsın ama senin sıkıntın vardı. Uyuyunca geçecekti ya. Uyudum baba da şey yaptım, su içmeye kalktım. Su ne güzel bir şey değil mi Zeyno? İçmesi de çok güzel, bakması da. Sonra içine girmesi de çok güzel değil mi? Balıklar da var.
Baba, sen iyi misin? Hani daha önce de dedemle halan sana kızıyorlardı ya. Bir şey var mı? Anlatmak ister misin? Babam bana dedi ki baba sözü dinle dedi bana. Ben de düşündüm ki taşındım bir de. Yani ben de babayım ama. Değil mi? Ben de Zeynep'in babası değil miyim? Benim de o zaman lafımı herkesin dinlemesi gerekmez mi? Yani ben de Zeyno'nun babasıyım. Haklısın. Ben de babayım. Tamam, normal değilim biliyorum. Sen anlat baba. Ben seni dinliyorum. Zeyno'muzun ayağına taş değmesin Kadir'im. Değmesin. Beni önce sevsin, bana ısınsın. Zamanı geldiğinde söyleriz onu, olur mu Kadir'im? Boş ver beni ya, sen de şimdi gece vakti üzülme bir de ya. Boş ver, ben işte zaten ben bir garibim ya. Ben normal değilim ya. İşte bazen böyle içime böyle bir sıkıntılar, böyle üzüntü geliyor, böyle bastırıyor böyle. Kara bulutlar gibi, şimşekler gibi böyle. Sonra hopiti birden geçiveriyor, gidiyor. İşte öyle ben de normal bir baba değilim ya. Ne vardı, ben de olaydım ya. Sen dünyanın en güzel babasısın. İki de benim babamsın. İki de sen de benim Zeynep'imsin. Peki. Ne böyle oluyor?